Herkese selamlar. Davutpaşa kampüsündeyiz, övünür gibi. Kuş sesleriyle ve derin bir sessizlikle yürüyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi için yarın okullar açılıyor. Her yıl Ekim ayında derslerimiz başlıyor. Haziran gibi bitiyor. İki dönem şeklinde. Bu sene okuyup mezun olacak öğrenciler var. Yeni gelip yeni başlayacak öğrenciler var. Bölümünü beğenip beğenme durumu olacaklar da olabilir. Oluyor çünkü, yani bunu nereden anlayabiliriz? Birçok bölüm değiştiren öğrencilerden anlayabiliriz. İlk senede. Tabi istemeyiz bu durumu çünkü bir zaman kaybı oluyor. Atıyorum 4 senede üniversiteyi bitirmesi gerekirken bu nedenle 6-7 senede bitiriyor. Bazı öğrenciler de çok çaba sarf ediyor. Dersleriyle çalışıyor. Çift tane dal yapıyor, yan dal yapıyor. Bir sürü çalışmalara katılıyor. Güzel şeyler bunlar, kötü değil. İlim için emek vermek çok güzel bir şey. Ve bir hedef için uğraşırız. Bu hedefin olup olmaması mevzu bahis değil. Mesele bizim o hedefi koyup onun ölçüsünde çalışmamız. Olmayabilir o hedef. Her zaman istediğimiz şeyler olmuyor çünkü. İstediğimiz şekilde gitmeyebilir. Tabii biz bütün ayrıntılarını düşünmemiz gerekir. Ama dediğimiz gibi olmayabilir. Ama her şeyden önemlisi bizim bir hedefimiz olmalı. Üniversite hayatında yeri gelir gezeriz. Yeri gelir arkadaşlarımızla otururuz, bir şeyler içeriz, yeriz. Bir yerlere gideriz. Orta bahçede otururuz. Bazen şarkı, işte gitar, saz falan çalıyordu arkadaşlar. Ya da voleybol falan oynuyorduk, futbol oynuyorduk. Yakar top da oynuyorlardı. Yani bunlar olabilir. Bunları sadece çocuklar yapmıyor. Ve insan 70-80 yaşına gelse de içinde bir çocukluk payı kalır. Kalıyordu. Ve bunları yapmak güzel, yani kötü bir şey değil. Hayata sorumluluk bilinciyle ciddi de bakabiliriz ama eğlence ve arkadaşlık açısından da bakmalıyız. Yani birçok şeyle uğraşmamız güzel olur. İnşallah herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bir sorun yoktur diyorum. Okullar başladığında hani yine sağlıklı bir şekilde devam ederler. Çünkü kimsenin sıkıntı yaşamasını ben istemiyorum. Çok mutlu olsun istiyorum herkes. Tanımadığım insanlar da olsa olsun diyorum. Okullarımız şöyle, gidiyoruz derslerimize. İlk hafta genelde hani bir tanışma şeklinde oluyor. Pek derse başlanmaz zannetmiyorum. Çok ekstra bir durum olmadığı sürece başlamaz. İşte tanışıyoruz. Belki yeni yatay geçişleri, dikey geçişleri, neyse, gelen öğrenciler de olabilir.
Ya da başka bölümlerden bizim bölümümüze gelmiş kişiler de olabilir. Onlarla tanışıyorlar hocalar. Yeni gelen arkadaşlarımızı bizlere takdim ediyorlar. Sonra hocalar halimizi hatırımızı sorar. Böyle bunu bekliyorum yani. Daha sonra işte dersinin işleyişi alakalı bir şeyler söylerler. Hafta hafta ne yapacağımızı anlatır hocalar. Daha sonra dağılırız diye düşünüyorum yani. Zannetmiyorum ders olacağını da düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum olduğu için ders olmayacaktır. İlk hafta hani hala ders kayıtları devam ediyor. Ders ekleme, silme durumu olduğu için hani kesin de değil ders programımız. Değişebiliyor. Kesin olanlar var tabi ama hani ilk haftanın katılmaması doğru olur. Devamsızlığa öyle. Çünkü insanlar şu an görüyorum yurtlarına geliyorlar. Bavulları falan var. Yani onları ayarlayacaklar bir sürü şey var. Tabii daha erken gelebilirler ama şimdi farklı şehirden geldikleri için insan ailesinden hani son gün ayrılmak istiyor. Aile çok önemli gerçekten. Ya düşünsenize anne babanız. Ya o kadar değer vermelisiniz ki. Ne olursa olsun. Bakın ne durumda olursa olsun. Anne babanız çok önemli. Aşırı önemli yani. Siz her şeyden önce onlara değer vereceksiniz. Onlar için her zaman bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Bu sadece maddi açıdan olmayabilir. Manevi açıdan da olmalı. Onları mutlu edecek şeyler yapmanız lazım her gün. Her gün bir şey yapın ki onlar bir konuda mutlu olsun. Yüzleri gülsün bir kere. Ya düşünün siz küçükken, bebekken onlar sizlere baktı. Ve sizin ağlamanız her türlü şeyinize katlandı yani. Senelerce. O kadar önemli ki. Ben düşünüyorum şu an. Bu yüzden anne babamız çok önemli. Her şeyden önce onlara değer vermemiz lazım. Onların duasını almak ne kadar güzel bir şey. Onların duasını alırsanız Allah'ın izniyle bütün işlerimiz de doğru düzgün gider yani. Ve onlar hep bizim iyiliğimizi isterler. İstisnalar var. Onları da artık bir şey de demek istemiyorum. Kendimi yormak istemiyorum. Şimdi anne babalarımız okumamış olabilir. Ama onlar büyük bir tecrübe sahip. Belli bir yaşa gelmiş insanlar. Onlar mesela çocuklarını anneleri düşünüyor. Daha duygusal. Mesela oğlum kızım der mesela şey yapın. Dikkatli ol okulunda. İşte sağlığına dikkat et. Çok önemserler. Üniversiteye yeni gidenler için söylüyorum. Gitmeyenler hani 3-4 yıllık öğrenciler için de söylerler. Yani onların gözünde biz hep çocuğuz. Ben 100 yaşına da gelsem onlar çocuk gibi görür beni. Tabi Allah bilir yaşar mıyız o kadar. Öyle yani. Yani anne baba gerçekten çok önemli. Onları çok değer vermeliyiz. Her gün mesela küçük de olsa bir hediye versek onlara. Ya da gidip onlarla oturup sohbet edecek saatlerce. Bu bile bir onlar için çok güzel bir şey biliyor musunuz? Oturup telefonla uğraşmak, televizyonla uğraşmak yerine onlarla sohbet etmek. Baba sen bugün ne yaptın işte? Anne sen ne yaptın bugün? Bunları sormak. Ya da mesela merak edip anne bir tane yemek yapmış olabilir anneniz. Bu yemeği nasıl yaptın? Öğren. Mesele hem öğrenmek hem de onunla bir sohbet etmek amacıyla olsun. Çünkü gerçekten hiç iletişim dahi kurmayan her gün hani nasıl diyeyim aynı evde yaşasalardı birbiriyle iletişim kurmayan aileler var. Ben denk geldiğim için söylüyorum. Bazen farklı düşünceler olabilir. Hani insanlar farklı düşünebilir.
Yeri gelir hani bir istişare edersiniz. Farklı düşüncelerinizi birbirinizle paylaşırsınız. Ama bu bir küskünlüğe neden olmaması lazım. En fazla bir gün. Hadi bilemedin iki gün birbirine fazla iletişim kurmadın. Bundan ayrı senin devam etmen lazım. Eski düzende normal gitmen lazım. Doğru bir yaklaşım olmaz çünkü. İyi niyetli olmamız lazım. Sonuçta aileniz, kardeşleriniz için de söylüyorum. Anlaşamadığınız durumlar olabilir. Ki oluyor da ben görüyorum yani. Ama önemli değil. Fazla hani bir şeylere takılmamak lazım. Bir gün iki gün dediğim gibi en fazla. Ailen sonuçta senin. Aile çok önemli. Şimdi okuyoruz. Ben Allah korusun anne babanız başınızda olmadığı sürece ya da bir sağlık sorunu olduğu sürece sen 10 tane bölüm bitirsen ne olur? Ya da çok iyi bir işte çalışsan ne olur? İşin rahat olmaz, mutlu olmazsın ki. Bizim yüzümüzün gülmesi için ailemizin de mutlu olması lazım. Aileniz çok önemli. O yüzden onlara çok dikkat edin. Değerini bilin yani. Kaybetmeden önce. Herkes bir gün bu dünyadan göçüp gidecek. Kimse kalıcı değil. Bu nedenle değerini çok iyi bilin yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.